Şu anda 407 kilometre menzil gösteriyor. Hemen en son sürüşümüzde 13.5 yapmışız ama o biraz tabii düşük oldu. Şimdi bu araba bize bakalım kaç gösterecek. Şu anda 408 gösteriyor full batarya. Git gel yaklaşık 360 kilometre bir uzun yol yapacağız. Yakıtı ne olacak? Nasıl kadar gidecek? Full şarjla görelim. %100'de şu anda şarjı. Şu an 112 ile gidiyoruz. Ortalama aslında şimdi kayıt yapacağım diye başladım. 120-130 gibi gittik. Şu anda 16.9 yazıyor. 382 kilometre menzil gösteriyor. Başladığımızda 407 gösteriyordu. Şu an 23.3 kilometre gelmişiz. Biraz bayır aşağı gelmiş olabiliriz. Ben biraz daha fazla tüketmesini beklerdim. 16.6 şu anda. Çünkü 120-130 geldim biraz dediğim gibi. Bakalım ilerleyen aşamalarda bayırlara gelince neler olacak. 120'yi aldık yine. 120-130 arası gidiyorum. 17.7 kilowatt saat yakıyor. Buraya baktığımız zaman da şu anda 76.7 kilometre yol gelmişiz 46 dakikada. Yani ortalama 120-130. Yani bir 120 ile bir 130'da gidiyorum. Kayıt alınca biraz yavaşlatıyorum. Hatta şimdi bir de 130 alalım. Bakın şimdi yok tekrar 120 alacağım. Düz şu an birazcık bir tık yokuş yukarı gibi çıkıyoruz. Çok değil ama böyle tatlı. Şimdi düz yola geldik mesela. Düz yolda akarken arabanın 120 kilometre süratle yaktığı 20 kilowatt civarı. Peki nasıl 17.7 oluyor? Yavaşlıyorsunuz. Bayır aşağı gidiyorsunuz. Bakın şimdi düştü. Biraz şu an 19.7. Birazcık daha yokuş aşağı olduğu zaman birazcık daha düşecek. Şu anda biz Gebze'den Ankara tarafına doğru gidiyoruz. Düzce'de civarında duracağız. Orada da işte 160 kilometre falan olacak. Orada da son ne kadar tükettiğini göstereceğim ama gördüğüm kadarıyla 17.8-17.5 maksimum 18'de 120-130 kilometre hızlarla giderken otobanda bu yolculuğu tamamlayabileceğiz gibi gözüküyor. Bu durum raporundan sonra bir sonraki akışta görüşürüz. Bir hızlanma denemesi yapalım. Ne kadar sürede son sürete geliyor? Şu an geldi son sürete. 170 gazı kesti. Çünkü araba 170 ile limitlendirilmiş ama 170 anında geldi. Ve hani yalıtımı, motor sesi olmamasına rağmen 170'teki rüzgar sesi, bakın bir dinleyin. Var tabii ki de rahatsız edecek gibi değil. Şu an 170 işte full gidiyoruz. Peki bu durumda yakıt ne? Dip tapa gaz giderken. Tapa gaz giderken 19.34.7 kilowatt yakıyor şu anda. İyi, yol düz olduğu için 34.7 ile gidiyor. Bayıra çıksanız tabii artar. Fena değil. 146 kilometre 19.2 ortalama ile geldik. 1 saat 22 dakikada 146 kilometre gelmişiz. Bu da ortalama 105 kilometrelere denk gelir. Şu an 117 ile gidiyorum. Hız denemesi de yaptık. 170'lere kadar çıktık bir ara. O bayağı bir arttırdı ortalamayı. Şu anda da yine bayır yukarı geldik. 19.2. Yani gördüğüm kadarıyla hız denemesi birden çok arttırdı çünkü aşırı yüklendik. Onu yapmasaydık işte 19'larda 18.7'lerde kalacaktı. Şimdi 19.2. Bu civarda bir ortalamayla gidiyor. Dolayısıyla burada 147, 150 diyelim, 200 daha 350, 340, 330. Yani dibine kadar bitirecek şekilde gidecekseniz 120-130 kilometrelerle bu arabada gideceğiniz yol 330 kilometredir. Ya da yavaş giderseniz, 90'larla giderseniz gideceğiniz güzergaha göre yokuş var mı yok mu onlar önemli. Mesela ben şimdi Gebze-Düzce arası geldim. Düzce'den Bolu'ya doğru çıksaydım bu ortalama birden 21'lere çıkardı. Bolu çünkü uzun bir dağ tırmanışı ve sonrasında da hemen öyle dik bir iniş yok. Onu indirmek biraz vakit alırdı yani. Dolayısıyla yine 19.5'lara inerdim. Bakın şu an sürekli oynuyor. Yani hani 148 kilometre gelmemize rağmen ortalama o kadar kolay oynuyor ki. Çünkü birdenbire burası 30-40'lara çıkıyor. Birden işte eksilere düşüyor falan. Çok oynak yani. Dolayısıyla elektrikli arabada gaz pedalına dikkat etmek gerekiyor. Ortalamayı sürekli bakmak gerekiyor. Ama dediğim gibi 120-130 kilometre hızlarla gittiğinizde bu arabada yaklaşık olarak 330 kilometre yol gidebilirsiniz. Ama tabii bu da hani iyice bitmiş gibi olur, tehlikeli olur. Siz 300 kilometre gibi düşünün. Yavaş giderseniz de 350-370 gibi düşünün. Çok tasarruflu giderseniz belki 400 gidersiniz. Yani 90'ı hiç geçmeyeceksiniz filan. Öyle belki gidersiniz. Dolayısıyla bu arabanın da yakıt tüketimi böyle. Arabanın içi 5 kişi dolu bu arada. Hani boş değil arabanın içi şu anda. Siz de aynı güzergahta elektrikli arabanızla gittiğinizde benzer süratlerle bir enerji tüketimi kıyaslama yapabilirsiniz. Turugo'da aracı şarja taktım. Şu anda
Aslında şarjı şimdi bitti bu arada. %40'a düşmüştü. 150 km falan menzil veriyordu. Benim evde aslında 150 km. Basmazsan gidersin ama riske atmayalım diye. İşte 14 dakikada şarj ediyorum. 22.1 kW pil almışız. Şu anda 78 kW'lara düştü. İlk başladığında 90'larda yaptı. 2 tane araba şarj ediyor. 2 istasyon olduğu için 2'ye bölüyormuş. Şu anda durum bu. Yürüyüşümüz tamamlandı. Şu anda 354 km toplamda yol yaptık. Bugün uzun yol deneyimimiz bu kadar oldu. Toplamda arabayı 4 saat 38 dakika kullanmışız. Bu 354 km'nin yaklaşık 30 km'si falan yavaş şehir içiydi. Geri kalanları uzun yoldu ve ortalamada da 17.9 kW bir tüketimimiz olmuş. Benim otoban seyir süratlerinde ortalamam 110 km civarındaydı. Yani 100-110 diyelim. Çünkü 110 ile 130 km arasında süratlerde geldim. Yani şu yan taraftaki Peugeot dizel otomatik, onu uzun yolda normalde kullanıyorum. Onunla ne gittiysem bununla da aynısına gittim. Yani şey olmadı, yani bir konvansiyonel motorlu araç varmış gibi gittim. Yolda da zaten gördüğünüz gibi durup %35'ten %60 civarıydı galiba, o kadar şarj ettim. Turugo'dan 9.8 TL maliyetiyle 260 lira gibi bir ödeme yaptım oraya. Kaç kilowatt aldım şimdi tam hatırlayamıyorum. Zaten o videoda görürsünüz. Bir önceki videoda zaten seride vardı. Genel olarak böyle. Yani aracın otoban tüketimi 17.9, ama basarsanız yani ortalamanızı 100'den 120'ye 130'a çıkarmaya çalışıyor. Yani 150-160 giderseniz burada 30 kW'lara kadar görürsünüz. Çünkü sürat arttıkça burası katlanarak gidiyor. Ha, 90'la giderseniz de burada 14'leri görme ihtimaliniz var. Yani elektrikli araçlar uzun yolda. Peki bu Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 100 kilometrede ne kadar yakıyor diyecek olursak, yani 10 TL deseniz kilovatına 170 TL yakar 100 kilometrede. 10 TL dediğimde en pahalısı, yani Turgo'dan en pahalı hızlı şarj aldığınız zaman 100 kilometrede 180 TL yapıyor şu anda diyelim. Hani bunu 18 kW dersek, ona da 10 TL dersek, 200 kilometrede de yani 180 TL ne demek? 1.8 TL demek. Yani en az yakan dizel araba bugün 2.9 TL yakıyor. Bu 1.8 TL ama ben kendim evde şarj ettiğimde, evde de değil, hatta apartmandaki yine paralı Voltron'un şarj aletleri var, istasyonlar, orada şarj ettiğimde ise kilovatı 5.5 TL geliyor. Yani neredeyse yarısı. Yani 18 1800 TL olan şey 90 kuruşa geliyor. Yani aslında 90 kuruş. Evde kendiniz şarj ederseniz, bu yakıttan bahsediyorum, bu kadar yakarsa, evde şarj ettiğinizde ne olur? Evde şarj ettiğinizde de 2,5 TL. Yani o 5,5'un da yarısı diye hesaplayın. 45 kuruş, 40-45 kuruş. Evden şarj da, yani direkt kendi evinizdeki elektrikten şarj ederseniz şu tüketimle 45 kuruş. Eğer apartmanınızda, binanızda Voltron gibi özel kurulmuş bir AC, yani alternatif akım şarj istasyonu varsa 11 kW 22 kW fark etmez, onlarda şarj ederseniz 90 kuruş. Yoldaki hızlı şarjlarda, Turgo gibi şarjlarda şarj ederseniz de 1.8 TL yakıyor. Dizel otomatik araçlarda şu anda 2,5-3 TL arası yakar. 3 TL ortalamada diyelim, 7 litre yaksalar zaten. Biliyorsunuz hani şey, 7 litre bu arada hani 130 km seyir hızlarında dizel otomatik 6,5 litre, 6.2 litre civarında yakıyor. Yani bununla, şunun karşılığı dizelde bende 6,5 litre, öyle söyleyelim size yani. 6,5-6.3 litre. Oradan da işte dizele de 40 kuruş desek, 2.24 lira ama 40'ın üzerinde olduğu için ve 6.5 dediğimiz için 27 kuruş, 27 2.7 TL, 2.8 TL civarında dizel yakıyor bu şartlarda. Bu da son kez özetleyecek olursak, dışarıda pahalı şarjda 1.8 TL, dizelden 1 lira kadar ucuz. AC'lerde şarj eden, yani alternatif akımlar, ucuzlarla şarj ederseniz, indirimli noktalarda şarj ederseniz 90 kuruş. Evden şarj ederseniz de 45 kuruş yakıyor. Bu TOG için nasıldır mesela? TOG'u merak ederseniz, TOG'da bu şöyledir. Burada bunun bu arada diğer değerleri de var, işte sürüş başlangıcı, fabrika çıkışı vesaire gibi. Fabrika çıkışında yüksek geliyor, onu düşürmeye çalışıyoruz. Onu sürüş başlangıcı ile individual da bizde aynı yani. Aslında individual sıfırlanabilen, sürüş başlangıcı da şey, süreci o gün başladığınız andan itibaren baz alıyor. Şimdi bu doğrultuda TOG'da bu aynı şartlarda TOG ne yakar? Yorumlara yazın. Benim tahminim, izlediğim videolardan birçok analiz videosu ekledim. 21-22 kW yakar TOG. Tesla hemen hemen bununla aynı yakar.
Yani Tesla belki 17,9 yakmaz da 17 yakar, 17,2 yazar. SR'ı söylüyorum. Performansı bu şartlarda muhtemelen 18-19 yakacaktır. Belki 20 yakacaktır. Ama SR bundan 0,9 değil de düz yakar. Biraz daha az yakar gibi. Performans olan da 19-20 yakar yani. Evet, videoyu sonuçlandırdık. Size bu arabanın uzun yol performansı, elektrikli arabanın uzun yol performansları ile alakalı bilebildiğim kadarıyla bilgileri paylaşmak istedim. Bu tarz videoları ilginizi çekiyorsa, elektrikli arabalarla alakalı içerikleri görmek isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Hoşça kalın.